Evet, selamlar, hoş geldiniz. Yine yeni bir video. Biliyorsunuz bugün iPhone 16 serisinin satışı başladı ve de haliyle artık Türkiye'de dünyayla aynı anda iPhone'lara sahip olabilme imkanı var. Yani nasıl? Ben Fransa'da olduğum için sizlerden 2 hafta önceden açıyordum. Çünkü satışı başlıyordu. Artık dünyayla aynı anda satışa geçti. Ben iPhone 16 Pro'yu tercih ettim. Neden derseniz, Pro Max bana cidden ama cidden büyük geliyor. O yüzden tercihim Pro'dan yana oldu. 128 GB'lık, ben pek fazla veri tutmuyorum. Mümkün olunca dışarı aktarıyorum. O yüzden bana fazlasıyla da yetiyor. Pek fazla teknik detaya dalmayacağım. Sadece şöyle iPhone 16 Pro neye benziyor, nasıldır, onlara bakacağız. İlerleyen günlerde de zaten hem kamera hem teknik kısımlarda bol bol sizlere video gelecek. Ayrıyeten aksesuarlar var. Birazdan onları da göstereceğim. Ondan sonra da kapanışı vereceğiz. Şimdi isterseniz iPhone 16 Pro'yu kutusundan çıkartalım. Evet, iPhone 16 Pro'muzu şöyle yavaş yavaş kutusundan çıkartalım. Ve de gördüğünüz gibi 16 Pro elimde. Ben titanyum modelini seçtim. Gördüğünüz gibi bütün tuş takımlarını gösteriyor. Kamera da burada. Şöyle de yavaş yavaş bir açalım. Şimdiye kadar yapılmış en ince çerçeveli iPhone olarak söyleniyor. Hakikaten de öyle. Şuradan da şöyle bir açalım. Şöyle iPhone'umuza bir can verelim. Gördüğünüz gibi şu anda açıldı. iPhone'umuzu şöyle bir kenara bırakalım. Gördüğünüz gibi zaten kutu içerisinde de pek fazla bir şey yok. C'den C'ye bir kablomuz var. Örgülü. Ayrıyeten de burada stickerlar var. Başka da bir şey yok. Zaten ben kabloyu kullanmayacağım. Bir sürü kablo mevcut. Gördüğünüz gibi iPhone'umuz açıldı ve de beni bonjourla karşıladı. Super Retina XDR ekran var. 6.3 inçe yükseldi, temin dediğim gibi. iPhone'un ilk defa ince çerçeveli telefonu olarak tarihe geçti. Ayrıyeten diagonal tam ekran OLED 460 ppi yoğunlukta 2622'ye 1206 piksel çözünürlüğe sahip. Ekranımız 120 Hz hızında, HDR'da da 2000 nit'e kadar parlaklığı yükseliyor. Ama burada bir yenilik var. Biliyorsunuz hep açık ekranda 2 nitti, artık 1 nite kadar düşürdüler. Evet, telefonumuzu kurduk. Gördüğünüz gibi artık iPhone 16 Pro'muz faal halde. Buradaki aslında tek üstüne durabileceğim şey, ki zaten birçok kişi de zaten derinlemesine videosunu çekti, ama ilerleyen günlerde kamera kısmında daha da iyi videolar gelecek. Buradaki fotoğraf menüsü aslında en çok üstüne durabileceğim konu bu. Burayı bir sefer tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi direkt kamera açılıyor. Buraya da hafif dokunmanız lazım. Gördüğünüz gibi fotoğrafın renklerini değiştirebiliyor. Burada soğuk, ayrıyetten roze altın, kehri var. Altın rengi standart, canlı, natürel, ışıltılı gibi bir sürü konfigürasyon var. Ayrıyetten videoya geldiğiniz zaman da buradan stilleri, kameralar, büyütme, derinlik ve de pozlama alanlarını bizlere sunuyor. Bunu kullanmak biraz cidden ama cidden sıkıntılı. Artık ona alışacağız diyelim. Alıştığımız zaman da daha rahat kullanma imkanımız olacak. 4K 120 FPS geldi. Bunlarda da çok güzel sinematik durumlarda çekebileceğiz. Bir de ayrıca sinematik mod var, biliyorsunuz. Burada da odağı buraya verdiğimiz zaman işler farklılaşıyor, ki daha da geliştirmişler. Tabii bunlara gireceğiz ilerleyen zamanlarda. İsterseniz bir de aksesuarlara bakalım. Ardından videomuzu bitirelim. Daha önceden biliyorsunuz Instagram'da açmıştım Banks'in kutusunu. Bana yeni iPhone 16 Pro kılıflarını gönderdiler. Onları da Instagram'dan takip edip bakabilirsiniz. Şöyle bir kılıfımızı takalım. Bu siyah olan kılıfımız cidden ama cidden güzel durdu. Banks'in daha birçok modelleri var. Affiliate linkleri aşağıda mevcut. Oradan tıklayıp açıklamalar kısmında bakabilirsiniz.
Bir de ötekini deneyelim. Öteki kılıfımızda yeşil olan kılıfımız. Aslında bu kılıflar daha iyi. Neden derseniz telefonu cidden ama cidden aynı hissediyorsunuz. Buradaki açıklıklar da rahat rahat kullanmanızı sağlıyor. Bu da gayet güzel bir kılıf. Hatta benim favorim de bu zaten. Altta yorumlara yazarsanız sevinirim. Diğer kılıfımız da bu. Bunu da şöyle bir takalım ki bu da çok hoş duracağına eminim. Ve de gördüğünüz gibi diğer kılıfımız da bu. Gayet hoş duruyor. Parmak izi bırakmadığını söylüyor ama ekranda maalesef parmak izleri, hatta şuradan ekranı da kapatayım. Burada gördüğünüz gibi parmak izi bol bol gözüküyor. Ekrana yansıyor mu bilmiyorum ama şu andaki durum bu şekilde. Evet, iPhone 16 Pro'yu açtık, kurduk. Bu arada da bu tuş başa bela olacak gibi, ister istemez her dakika elimiz buraya değiyor. Bunu açarken cidden sıkıntı yaşayacağız. Tuttuğum zaman buraya bastığımda direkt kamera açılıyor. İnşallah alışırız. Çünkü çok ters bir yere koymuşlar. Evet, iPhone 16 Pro nasıl olmuş? Birazdan iPhone 16'yı da açacağım. Onu bekliyorum. Daha yolda gelmedi kargosu. iPhone 16'yı açtığımızda da ufak da olsa yan yana getirip bir kıyaslama yapabiliriz. Sizlerden yorum bekliyorum. iPhone 16 Pro alınır mı? Ya da iPhone 16 serisi alınır mı? Fiyatlar makul mü değil mi? Bunları hepsini altta yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Daha farklı videolar gelecek kamera üzerine. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize çok iyi ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.